1993 yılında yayın hayatına başlayarak 19 yıldır il genelinde Aydın'ın gözü kulağı olan ve tek yerel televizyon olma özelliğini taşıyan ITV, 19. kuruluş yıl dönümü ve örnek hizmet ödülleri töreni Grand Tour'da düzenlenen muhteşem geceyle kutlandı. 12 Ocak Cumartesi gecesi ITV ekranlarında canlı olarak yayınlanan geceye Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Birincioğlu, İncirlova Belediye Başkanı Fadime Orbay, MHP İl Başkanı Fevzi Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gökhan Ökten, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Hulusi Akşüt ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Akyüzlü ve Yönetim Kurulu üyeleri, KOSGEB Müdürü Turgut Gözen, Aydın Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Tarış Pamuk Kooperatifi Başkanı Nizamettin Başaran, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Suat Deniz, Türk İş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, İncirlova Ziraat Odası Başkanı İhsan Ayaydın, Türkiye Konuşan Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gece ITV IFM Genel Müdürü Aslı Ulaş Aksor'un konuşmasıyla başladı. Çok değerli konuklar, sevgili ITV izleyicileri, 19 yıldan bu yana birlikte olmanın ve bugüne gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bizlere her zaman, her koşulda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Ben 26 yıl önce bu şehre geldim. Kırıkkale'de doğdum. Ailem Kastamonulu. Fakat ben ebedi Aydınlıyım. Çünkü dünyanın hiçbir yerini, dağını, taşını, toprağını bu kadar karış karış gezdiğim hiçbir yer olmadı. Ve karış karış gezip aşık olduğum ve her türlü sorununa koştuğum dünyanın hiçbir başka yeri olmadı. Bu anlamda Aydın için daha nice yıllar hizmet etmeye, koşmaya devam edeceğim. ITV ekibine de 19 yıldır benimle birlikte olan, tabii bu uzun soluklu bir meşakkatli yayın hayatında, işte Cenk'le İrfan en dayanıklı olan çıktı. Diğerleri pek dayanamadılar. Tüm değerli konuklarımdan çok önemli iki dileğim var. Aydın ili çok özel bir coğrafya. 10 milyon yıldan bu yana akan Mayandros Nehri, bu tarihi yorgun nehir, lütfen artık kirli akmasın. Ben utanıyorum, gerçekten birçok programımda bunu dile getiriyorum. Yani bu kadar değerli ve milyonlarca yıl bu toprakları besleyen bu nehir, lütfen, yani bizim duyarsızlığımız sayesinde giderek kirlenerek Ege Denizi'ne dökülüyor. Bu Aydın'a, Aydınlı'ya, bizlere kesinlikle yakışmıyor. Bir an önce Menderes Nehri'nin pırıl pırıl aktığını görelim. Ben bu sene su çıkan kaynağından Aydın'a kadar takip ettim. İnanın, kirletilmese çok kısa sürede temizlenecek. Çok kısa sürede kendine gelecek. Menderes Nehri böylesine kirletilmeyi, horlanmayı hak etmiyor. Bir diğeri de Beş Parmak Dağları. Ben dünyanın bu kadar orijinal, bu kadar inanılmaz doğal ve tarihi güzelliklere sahip bir başka yerine tanık olmadım. İnanın, milyonlarca dünyalı topraklarımızı gezer, bayıla bayıla gezer, bir daha bir daha gelir. Ama biz bu değerlere sahip çıkmadığımız için, hele Beş Parmak Dağları'nda taş ocaklarına izin verildiği için, o güzeli milyonlarca yılda oluşan coğrafi yapı bozuluyor ve orada 10-12 bin yıllık insanlık tarihinin izleri, kaya resimleri yok oluyor. Bu da bize yakışmıyor diye düşünüyorum. Aydın hepimiz için çok özel bir coğrafya. Dünyanın bir başka yeri Aydın'daki bu güzelliklere asla sahip değil. Lütfen Menderes Nehri'mize ve Beş Parmak Dağları'na sahip çıkalım. Ben bu programlarımda sürekli bunlara vurgulamaktan inanın utanç duyuyorum. Ne yapabilirim? Hani yollara mı yatayım?
İşte hani insanların dikkatini nasıl çekeyim daha medyatik olmak için, ama bildiğim şeyi yapıyorum. Sürekli duyarlı olmaya davet ediyorum. Benim için Aydın çok önemli. Aydın için Menderes Nehri ve Beş Parmak Dağları çok önemli. Lütfen, lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda beni dinlediğiniz, duyarlı olarak dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Televizyonumuzun 19. yıl dönümünde bize katkı veren sponsorlarımıza, 25 kişilik seçici jüri heyetimize, ITV ekibine ve çok değerli konuklarımıza, bizimle 19 yıldır her dakikayı paylaşan tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Taksim Bilişim bu akşam gerçekten çok büyük bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Cahit Baydur'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu anda bizi o kadar güzel bir şekilde nakden yayında izleyebiliyor ki izleyicilerimiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yeni sistemi televizyonumuza alacak gücü buluruz. Dağın tepesinden bile nakden yayın yapılabiliyor. Bu yeni bir cihazla. İnşallah diyoruz ve izleyicilerimize iyi eğlenceler diliyoruz. Bu gece ödüllerimiz var. Çok değerli TRT sanatçımız Şenay Hanım bizlerle birlikte olacak gecenin ilerleyen saatlerinde. Lütfen hep bizimle olun. Bizimle kalın. Hem konuklarımız hem izleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Sizler ekran başına hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.